Ay bu adama aşık oldum. Bir gördüm, gözlerimi alamadım dediğimiz aslında durumlar o kalbimizin çarpmaları. Biz bir projeksiyonda bulunduğumuz içindir. O bende yok ya sağlıklı eril. Arkada taşıyorum ya onu. Tamamlanmak için onu başka insanlardan almaya çalışırım. Bir başkasını suçladığında o düzgün olursa benim hayatım düzgün olur deriz biz. Yani suçlama eşittir sorumluluk almamak eşittir hayatının gücünü başkalarına vermek. Ne olur bunu yapmayalım. Erkeklerle ilgili suçlama, genellemeler, ön yargılar dilimize geldiğinde ki hepimizin diline geliyor. Onları fark edelim. Diyelim ki bu bana toplum tarafından öğretilen yargılar. Suçlamak, yargılamak yerine benim içimde acaba bu parçalara ait neler var? Merhaba ben Gülen. Bugün maço erkeğe çekilmek ve kadının eril gücünü reddetmesi başlıklı bir video ile karşınızdayım. Bu videoyu çekmek istedim. Çünkü gözlemlediğim hem çevremden hem de danışanlarımdan şöyle bir durum olabiliyor. Biz macho yani bizi tırnak içinde sahiplenen, bizim bizi belki kıskanan, şöyle yapmanı istiyorum, böyle yapmanı istiyorum diyen ve daha uç noktada da bize sözel hatta fiziksel şiddet uygulayan erkeklere çekilebiliyoruz. Ve bu çekimi yaşayan kadınlar kendi işleri, güçleri olan, kariyerinde belli bir yere gelmiş maddi olarak kendi ayaklarının üzerinde durabilen kadınlar da olabiliyor. O nedenle ben bu konuyu işlemek istedim. Sanki böyle fiziksel şiddete, sözel şiddete maruz kalan kadınlar sal, kendi ayaklarının üzerinde duramayan ya da daha genç, daha tecrübesiz kadınlarmış gibi bir durum var. Halbuki görüyoruz ve kendi çevremizde de bunu yaşayan kadınlar var. Ne oluyor da bu erkeklere çekim yaşıyor bu kadınlar ve kadın bu çekimi yaşarken kendi içinde içinde ne oluyor? Bundan bahsetmek istiyorum. İlişkide çekim nasıl oluşur? İlişkideki çekimlerimiz, projeksiyonlarımız yani yansıtmalarımız sonucu oluşur. Ay bu adama aşık oldum. Bir gördüm, gözlerimi alamadım dediğimiz aslında durumlar, o kalbimizin çarpmaları biz bir projeksiyonda bulunduğumuz içindir. Biz hayatı projeksiyonlarla algılarız, öyle anlamlandırırız demiştim. Lütfen projeksiyon videomu eğer seyretmediyseniz seyredin. Projeksiyonla hayatı anlamlandırıyoruz ama sağlıklı ve sağlıksız projeksiyonlar var. Bir de projeksiyonlarımızı sahiplenip ona baktığımızda hayatımız değişiyor demiştim. Seyretmediyseniz seyredin. Bu videoyu öyle gelin. Şimdi benim kendi eril tarafıma sahip çıkmayla ilgili sıkıntılarım var ise, kendi sağlıklı erilimi geliştirmemle ilgili sıkıntılarım var ise, o zaman ben eril tarafımı, sağlıklı erilimi gölgeme itmişimdir. Gölgemde, sırtımdaki bohçada taşıyorumdur. Böyle olunca ne olur? O bende yok ya sağlıklı eril. Arkada taşıyorum ya onu. Tamamlanmak için onu başka insanlardan almaya çalışırım. Erili projekte ettiğim, erili gördüğüm insanlara çekilirim. Şimdi burada aklınıza şunlar gelebilir. Ya işte kadının işi var, gücü var. Kadın fazlasıyla eril. Ben fazlasıyla erilim. Ama ilişkide böyle her şeyime karışan, eden, beni çok kısıtlayan erkeklere çekiliyorum. Şimdi orada Sende de şişik eril olabilir. Eğer sende şişik eril varsa o zaman sağlıklı erilini geliştirmeye ihtiyacın olabilir. Sağlıklı erilini geliştirdiğinde yine sen şişik eril olan ya da tam tersi sönük eril olan insanlara çekilme ihtimalin kalmaz. Sen eğer maço erkeğe çekiliyorsan sağlıklı eril gücünü reddettiğin, onu o arkadaki bohçaya tıkıştırdığın için sen maço erkeklere çekiliyorsun diyorum. Bohçandan çıkarırsan, gölgenden çıkarırsan eğer sağlıklı eril parçanı o zaman o erkeklere çekilmen otomatik olarak sonlanacak. Sağlıklı erili olan erkeklere çekileceksin. Sağlıklı erili, sönük eril ve şişik eril videolarında bayağı ayrıntılı anlattık biz Levent'le. Ama özetle sağlıklı eril hayatıyla ne yapmak istediğini bilen, hayatının amacını, insanlara ve hayata sunacağı hediyeleri bilen, o hediyeleri sunan, ben buradayım, varım şeklinde kendini ortaya koymaktan çekinmeyen özellikler içerir. Yani vizyonunu biliyor musun? O vizyonunu gerçekleştirmek üzere eyleme geçiyor musun? Kararlı mısın yoksa istediklerini sürekli erteliyor musun? Bir hayallerin var ama o hayaller flu ve belki de onların tam olarak ne olduğunu da bilmiyorsun. İşte bütün bu sağlıklı eril özelliklerini geliştirdiğinde, onu gölgenden çıkardığında o adamlar için kalbinin çarpmasına gerek kalmayacak. Şimdi ben bunu da şuraya bağlamak istiyorum. Bizler bu şiddeti fiziksel olsun, sözel olsun, maddi manevi olsun şiddeti erkeklere yönelterek yani bunu erkekler yapıyor. Bu ataerkil toplumun sorunu diyerek aslında kendi içimizdeki eril gücümüze sahip çıkmıyoruz sevgili kadınlar erkeklere kötülediğimiz, erkekleri suçladığımız her anda biz iki şey yapıyoruz. Birincisi kendi içimizdeki eril taraflara o erilin karanlık taraflarına bakmıyoruz. İkincisi sorumluluk almıyoruz. Sorumluluk almak şu demektir? Hayatının gücünü eline almak demektir. Bir başkasını suçladığında o düzgün olursa benim hayatım düzgün olur deriz biz. Yani suçlama eşittir, sorumluluk almamak eşittir, hayatının gücünü başkalarına vermek. Ne olur bunu yapmayalım. Erkeklerle ilgili suçlama, genellemeler, ön yargılar dilimize geldiğinde ki hepimizin diline geliyor. Onları fark edelim. Diyelim ki bu bana toplum tarafından öğretilen yargılar ve erkekleri ve tabii ki kadınları kendi hemcinslerimizi suçlamak, yargılamak yerine benim içimde acaba bu parçalara ait neler var? Ben bunların aydınlığını, karanlığını görüyor muyum? Bunları kabul ediyor muyum? Gölgemden çıkarıp kendi hayatıma entegre ediyor muyum? Bunlara baktığımızda hayat enerjimiz bizimle oluyor. Bunları yaptığımızda kendimizi gerçekleştirebiliyoruz. Bunları yaptığımızda hayatımızın gücünü elimize alabiliyoruz. Eğer bu söylediklerim sana anlamlı geldiyse, şöyle kalbinde, göğsünde bir kıpırtı yarattıysa ama nereden başlayacağını bilemiyorsan sana yol gösteren bir kaynak sunmak istiyorum. Eğitim koordinatörümüz Nurcan'la temasa geçebilirsin ve Nurcan şu an sana uygun adımları nasıl atabileceğin konusunda yol gösterebilir. Evet. Nurcan'ın kontak bilgilerini de aşağıda bulabilirsin. Umarım bu video sana ve çok sayıda insana ilham olur kendi hayatlarını gerçekleştirme konusunda.